ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yanmışsa yıllar, nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim, unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye, bir kumru konar her sabah pencereye, bir miladı taşır gece bir yıldız, soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı, hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır, bu bir divaneliktir, gönül aha alışır, ömrüm bitse ne çıkar, can gibi aklımdasın. Aha, kimi gördün? Alayım kamerayı. Kameramanı gördüm. Hazır kameramanı görmüşken çekim yapalım. Evet, bu bir senaryo. Kamera açık. Ses geliyor. Evet. Değerli dostlar, Gönen Ömerler Mahallesi'ndeyiz. Ömerler Mahallesi'nde 713 metrekare köy imarının içerisinde kalıyor. Burası iki kat konut imarlı. Köyün hemen kenarında doğa manzaralı güzel bir arsa buranın. Buranın bir kısmı düz, bir kısmı da meyilli. Yerimiz, bakın burası tahtayla böyle bu şekilde bir kapı yapmışlar. Basit üsül telle çevirmişler. Yerimiz de burası. Bakın burada düzgün alan, alt kısmı da meyilli. Şimdi oraya da bakacağız. Bu yol böyle devam ediyor. Böyle tarlalara gidiyor. Yol bu şekilde yapılmamış. Yani bu yol yapılmamış. Çünkü burada ev yok. Evler yukarıda kalıyor. Bu yol yine bu şekilde bakın. Taşlı bir yol. Yani bu yollar açılmamış. Burayı aldığınız zaman, ev yapacağınız zaman bir kepçe getirip yolu açmanız lazım ki birkaç bin lira masraf yapıp yolu açıp öyle arabayla içine girebilirsiniz. Yoksa bu şekilde içine giremezsiniz. Çünkü hiç bu yol açılmamış yani. Ama resmi yol. Resmi yol. Tapuda tarla görünüyor. Fakat köy imarının içerisinde kaldığı için imarlı yer burası. İki kat %50. İki kat konut yapabiliyorsunuz. Evet, şu an arsamızın içine girdik. Karşısı Alaşar köyü. Bakın tepede kurulmuş. Köy manzaralı, orman manzaralı güzel bir yer burası. Köyün kenarında sakin. Bazı müşterilerimiz köy kenarı, köyün içinde olmasın, kenarda olsun diyorlar. Size öyle bir yer burası. Köyün kenarında ormana bakan böyle manzarası güzel. Aşağıda bakın Tütüncü Köyü de gözüküyor. Tütüncü Mahallesi. Gönen bile bu tarafta ağaçta. Bakın o caminin orası. Orası da Tütüncü. Bakın görünüyor. Ova görünüyor. Gönen Ovası. Şöyle hatta şuradan da Gönen de görünecek. Şöyle biraz daha bir tık daha çıkalım. Evet, şu ağacın arka tarafları tepenin arkasında kaldı herhalde. Tam görünmüyor ama Gönen Ovası görünüyor. Evet. Evet değerli dostlar, şimdi arsamıza şöyle bir detaylı inceleyelim sınırlarını. Efendim. Şimdi uydudan bakıyorum. Sınır nereye kadar iniyor? Sınır. Evet, sınır aşağı kadar iniyor. Bakın. Şurada sınırda bakın ağaçtan kazıklar var. Telle çevrilmiş. Sınır oraya. Yani burada yaklaşık bir 300 metre var yok. 250 metre bir alan. Böyle meyil olan kısım. Altı düz bu şekilde. Buradan bakın sınır böyle devam ediyor. Yani
400 metreden belki daha fazla, 400-450 metre alan, 500 metreye yakın bir alan, düzgün, düz olan, yola cephesi olan kısım, bir 300 metrede öyle diyelim, kötüyü düşünelim, 300 metrede altta kalan kısım, burası, buralara sebze ekilebilir, meyve ekilebilir. Burada da evi şu üst başa yapılabilir, yoldan çekip efendim, veya şu ağacın, biraz budanır bu ağaç, ağacın dibine de, buraya da ev yapılabilir, önüne de bahçe yapılabilir. Böyle hem bir doğada güzel hava alırsınız, orman havası, dağ havası, köy havası alırsınız. Şehir merkezine 16 kilometre mesafede güzel bir doğa. Köyün böyle arka tarafında kalıyor. İşte biraz da yol, yolu var dediğim gibi. 3-5 biraz masraf yapıp arabanızı da girilir hale getirdiğiniz zaman efendim ondan sonra demeyin keyfime. Evet. Bol bol yeşillik isteyen, ağaç isteyen, orman isteyen gelsin. Burada meyve bahçeleri, işte herkesin bahçesinde ceviz ağacı, armut ağacı, işte erik ağacı, incir ağacı. Böyle köylünün evlere bakın 100 metre, burada eski bir dam var. 50 metre şurada bir tane ev var, az yukarıda. Şuralarda var 70-80 metre. Köy böyle üst tarafta kalıyor. Burada üst tarafta kalıyor. Bu köyün altında kalan bir yer burası. 713 metre kare imarlı arsamız, yerimiz burası. Düz gibi, çok hafif. %2, %3, %5 mil var yok. Evet. Şöyle tekrar buradan çıkalım. Şöyle bir de gösterelim tekrardan. Bakın böyle yuvarlak gibi bir şekli var bunun. Böyle buradan dönüyor. Ağaçtan ağaçlara bakın. Şu ağaç içinde oluyor. Büyük ağaç, aşağıdaki ağaçlar sınır. Ve buradaki kazıklar sınır oluyor. Evet. Manzara da güzel. Yani ovayı görüyor. Gönen Ovası'nı görüyor. Önü açık. Asla kapanmayacak. Karşıda ormanları görüyor. İşte güzel. Güzel bir doğaya sahip efendim imarlı arsa burası. Bu yol biraz taşlı. Büyük taşlar var. O taşların kırılması lazım. Veya oraya bir malzeme, kalın malzeme döküp arabayla öyle gelirsiniz. Yaklaşık 100-150 metre yürüdük değil mi? Evet. 150 metre yürüdük. Efendim buradan gelirseniz burası da yol. Bir de bu yola bakalım. Nasıl bu yol? Buralar fena değil. Yani düzgün. Şöyle yürüyelim bakalım. Bu yol nasılmış? Bu yol iyi. Şuralar kötü. Ha, burası biraz darmış. Buralara kadar iyi. Burada birinin bahçesi var, evi var. Evet, burası şu kısım kötü. Burada şuraya kadar, bakın bu evin önüne kadar yol iyi. Şurası, şu alan, şu taşlar kırılıp şuraya biraz malzeme atılırsa, buradan sonra da şura biraz işte. Yani belki bence burada biraz daha masraf az gibi geldi. Buradan açılırsa yol. Evet, yolu da size göstermiş olduk. Yani yapılı yola yaklaşık 70-80 metre. Buradan 100 metre yok. Oradan 150 metre var. Artık gelir bakarsınız hangisi kafanıza yatarsa oradan işte yol da açılır. Belki belediyeye müracaat edilirse, plan proje çizilirse belki belediye de gelir, açabilir. Şurayı da bir indirilir. Evet, arsamız, yerimiz burası. Buradan da bu yol böyle gidiyor. Büyük bir ağaç içinde, kocaman bir ağaç. Evet, yerimiz burası. Manzarası, doğası, hava dar bir yer, açık bir yer. Bakalım bu arsa vasfındaki tarla kimin olacak? Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Son kez şöyle bir daha gösterelim ve sonlandıralım.
ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsa yıllar, nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim, unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye, bir kumru konar her sabah pencereye, bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitse ne çıkar, can gibi aklımdasın. Gündür geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Bir sabah uyandığında her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzüm belki de, ne adın, ne sanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla, yeniden kurulacak dünya ve sen her şafaktan gibi aklımdasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın, en ücra yerlerinden cesaret gibi bir şey. Ne olacak işte, kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel, fasulyenin tadı yoksa, şarkılar yakmıyorsa içini, sadri alışık öyle güzel ağlamıyorsa, aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay, mahallenin en güzel kızına, denizin tuzu, yalnızlığın bahanesi yoksa, bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına, zannetme ki ölmek zor, ölmek kolay da, kan gibi aklımdasın.